Antalya'nın tek televizyonu, kanal ve ekranlarından tüm aziz kıymetli güreş severlere hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli güreş severler, bildiğiniz üzere pandemi süreci, korona virüsü illeti tüm dünyayı sardığı gibi ülkemizi de çok derinden etkiledi. Ekonomik, kültür, tarih, ticaret, sanat, her konuda büyük bir sıkıntı yaşıyor ülkemiz. Sporda da bu sıkıntı nasibini aldı. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum inşallah. Tabii yağlı güreş, geleneksel spor, atasporumuz bizim milli ve manevi değerlerimizin bir parçası. Özellikle Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde ve Karadeniz, Marmara, Ege bölgesinde çok büyük bir revaçta yağlı güreşimiz ve seyirci oranı çok yüksek. Dolayısıyla seyircimiz, pehlivanlarımız çok bir şekilde bekliyorlar. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum ve ilk konuğumu hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanı, atasporu, yağlı güreşi sözde değil özde seven Yücel Yılmaz Başkanım, Kanal V'nin atasporunun canlı yayın konu. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Başkanım? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı programlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kıymetli Başkanım, çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sizler Karesi Belediye Başkanı yaptığınız dönemde yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği'nin kuruculuğunu yaptınız. Çok büyük emek verdiniz. Bunu yapmanızdaki en büyük sebep atasporumuz, yağlı güreşin hem kalite standardının artması hem de ulusal ve uluslararası anlamda kalitenin ve bu milli ve manevi değerlerinin yaşaması ve yaşatmak için elinizi taşın altına koydunuz. Bu konuda sizi tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetli Başkanım, zor günlerden geçtiğimizi söyledik. Şu an tabii 11 Mart'ta ilk vaka ülkemizde gözüktü. Tabii 2 Nisan'da da Antalya bölgesinde yağlı güreşler başlayacaktı ülkemizde. Bu süreçten sonra biraz sıkıntılı yağlı güreş camiası nasibini aldı ve 5 Mayıs'a kadar Türkiye Güreş Federasyonu herhangi bir paylaşım yapmadı ve 5 Mayıs'tan sonra da 5 Haziran'da bir toplantı kararı açıklandı. Bu konuyu, bu süreci biraz değerlendirmenizi rica ediyorum. Söz sizde başkanım. Evet, COVID-19 pandemi hastalığına karşı tüm ülkede alınan tedbirler, biliyorsunuz tüm etkinlikleri, futbolu, basketbolu, sporu, hayatı, okulu, her şeyi etkiledi. Bu sürecin nasıl gelişeceğiyle ilgili dünyanın bir tecrübesi yoktu. Evet. Ama ülkemiz seri güzel kararlar, bir liderlik örneği göstererek gerçekten zamanlaması güzel kararlar alarak bugüne geldik. Şimdi tabii asıl konumuz bizim güreş. Evet. Güreşle ilgili yaşadığımız olay tamamen baştan sona istişareli. Güreş federasyonumuz bizim tüm sporlarda olduğu gibi burada sürekli bizi bilgilendirdi. Biz belediyeler olarak etkinliklerimizi nasıl yapacağımızla ilgili sürekli istişare halinde olduk. En son sizin de söylediğiniz gibi bunu kamuoyuna bir paylaşmak ve tabii bunun birçok paydaşı var. Güreşçisi, cazgırı, seyircisi, işte televizyonu, medyası, paydaşı, ağası, belediyesi, birçok organizasyonu var. Bu tür organizasyonlar da akşam karar verilip sabah yapılmıyor. Geleneksel 700 yıldır devam eden güreşlerimiz var bizim. Şimdi bu pandemi süreciyle ilgili biliyorsunuz malum dışarıya çıkmanın kısıtlandığı ve kişisel temasın mesafe konulması gerektiği bir süreç. Burada bizim sporumuzda biliyorsunuz
Türk sporu, kucaklaşma ve birebir temas ve yağlı güreş, seyircisi de samimi, her şeyi bu hastalıkla örtüşmeyen bir altyapısı var. Biz bu konuda yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği olarak ve federasyonumuzdan arkadaşlarla Nisan ayından itibaren süreci takip edip nasıl kendimizi güncel tutabiliriz, pehlivanlarımızın motivasyonunu yüksek tutabiliriz, çalışmalarını yapmalarına devam edebiliriz. Federasyonumuz çok güzel bir kampanya başlattı. Gelmiş geçmiş güreşte emeği geçen herkesi ziyaret, yerinde gözlemleme, işte hareketli kalmalarını sağlama, bu evde kısıtlamaların olduğu dönemlerde çok güzel faaliyetler yapıldı. Kamuoyuna da biz bir araya gelip yağlı güreşlerimizin sürecinin nasıl yürüleyebileceği veya sağlık kuruluna güreşin mahiyeti nedir? Bu güreş yapılması gerekirse 12 Nisan'da biliyorsunuz, Haziran'da Futbol Federasyonu maçların oynatılma kararı alındı. Biz de kendi aramızda bir toplanıp Kırkpınar güreşleri nasıl başlatılabilir veya belediyelerimiz bununla ilgili hazırlıkları ne yapması lazım, pehlivanlarımız bu konuda nasıl çalışma yapması lazımla ilgili bir akademik kurul kurduk. Bu kurul bizim Yağlı Güreş Birliğimize ve federasyonumuza pandemi süreci içerisinde güreşlerin nasıl yapılabileceği, güreşçilerimizin nasıl kampa alınabileceği, geleneklerimizi bozmadan geleneksel olarak 600 yıldır, 700 yıldır devam eden güreşlerimizi 2020 yılında yapılmadan nasıl bırakabiliriz? Yani yapan döneme nasıl geçebiliriz? Bunları yaptık. Bütün düşüncelerimizin hepsini kaleme aldık. Sağlık Bakanlığımızın ve Pandemi Kurulu'nun bilgisine sunduk. Şimdi top şu anda Sağlık Bakanlığımızda ve Pandemi Kurulu'nda. Bu tür sporların önceden karantinaya alıp, kampa alıp, güreşçilerimizin nasıl hazırlanacağı ile ilgili düşüncelerimizi, farklı versiyonları bilim adamları eşliğinde yazdık, verdik. Şu anda Pandemi Kurulu'nun alacağı kararı bekliyoruz. Sayın Başkanım, bildiğiniz gibi Ekim ayının ortalarında yağlı güreş sezonu ülkemizde bitiyor hava durumuna göre. Kasım'ın ortasında da pehlivanlarımız antrenmanlarına başlıyor. Tabii siz yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği olarak da bu güreşlerin maddi ve manevi hamilini yapan belediyeler. Çünkü bunu bir muhtarlık, bir küçük bir dernek, sivil toplum kuruluşunun yapabileceği bir bütçeyle mümkünatı yok. Zaten siz de bu Türkiye Güreş Federasyonu'yla tek bir kişi hem muhatap olsun, daha güçlü olalım diye de bu birlik bir nevi kuruldu. Benim merak ettiğim, burada pehlivanlar biraz zaman aralığı, yani iletişim sorunu oldu mu? Yani 11 Mart'ta bu vaka oldu, 5 Mayıs'a kadar hiçbir Türkiye Güreş Federasyonu herhangi bir yağlı güreşle ilgili açıklama yapmadı. Mesela 24 Mart'ta hemen olimpiyatlar ertelendi. En azından onlar bir önlemini aldı. Pehlivanlar antrenmanlarını yapıyordu ama biraz böyle çaresizlik ve umutsuzluk vardı. Ve 5 Mayıs'tan sonra da Haziran'da kesin bir karar alınacak denildi. Pehlivanlarda ve yağlı güreş seyircisinde büyük bir beklenti oluştu. Ve bunun sonucunda da 3 Temmuz'a atılınca camiada büyük bir hüsran oldu. Tabii biz olayın içinde bizzat olmadığımız için bu soruyu sizlere yöneltiyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz Sayın Başkanım? Şimdi gönül istiyor ki kamuoyunda biz böyle bir karar aldık ve aldığımız kararın arkasındayız diyebilme. Ama biliyorsunuz bu pandemi süreci dünyanın ve insanlığın karşılaştığı ilk olaylardan bir tanesi. Biz burada kendimizi yetkili hissetmediğimizden dolayı yani şimdi sonuçta bu pandemi sürecinde pandemi kurulunun aldığı kararlar ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda hayat devam ediyor.
biz kendi varlığımızı sürekli hissettiriyoruz. Yani diyoruz ki geleneksel güreşlerimiz var. Bu güreşlerle ilgili biz bu güreşleri ne zaman, nasıl, hangi şartlarda yapmamızı tavsiye edersiniz diye soruyoruz. Ama biliyorsunuz her alanda olduğu gibi burada gündemde olan bir konu. Ama tarih verme şansı hiç kimsede yok. Belki bir hafta sonra tekrar kısıtlamalar başlayacak. Yani çok üzgünüz biz bu konuda. Hepimiz hazırız. Pehlivanlarla da iletişim problemi olmayacak kadar da sık görüşüyoruz. Yani ülkenin içinden geçtiği bu süreçte herkesin içinde yaşadığı, her sektörün yaşadığı, her alanda yaşanılan belirsizlik burada da devam ediyor. Federasyon başkanımızın yaptığı açıklama şu: pehlivanlarımız çalışmalarına devam etsin, kendilerine dikkat etsin. Pehlivan demek asker demektir. Asker her zaman savaşa hazırdır. Pehlivan görüşe her zaman hazırdır. Siz hazırlıklarınıza devam edin. En kısa sürede inşallah bu pandemi sürecinden kurtulur. Normal, yeni normal pozitif başlar diye düşündük. Ama görüyorsunuz vaka sayısı aşağı düşmüyor. Yaz sürecinin verdiği bir şey var. Ve insanların insanlara bulaştırma oranında da bir azalma yok. Şimdi böyle bir durumda herkesin metanetini koruyup devletimizin ve pandemi kurulunun aldığı kararlara uymaktan başka çaresinin olmadığı bir dönemde belediye başkanlarımızla istişare ediyoruz. Süresi geçenler güreşle ilgili tekrar istişare edeceğiz. Ama Elmalı, Kurtdereli, Kumluca ve Kırkpınar güreşleri boyatma atlama olduğundan dolayı biz bu güreşleri pandemi sürecinde alındığı gibi hemen takvime bağlayıp arada da mutlaka başka belediyelerimiz biz güreşlerimizi yapmak istiyoruz dediğinde bunları da belirli bir oranda düzenleyip güreşlerimizi yapmak istiyoruz. Yani hepimizin arzusu bu. Ama bu sağlık bu. Bu nedenden dolayı bağımsız hareket edebilme şansımız yok. İyimser biz bu konuda. Hepimiz en önemlisinin sağlık olduğunu düşünüyoruz. Pehlivanlarımız inşallah morallerini yüksek tutsunlar. Seyircilerimiz morallerini yüksek tutsunlar. Konu bakanlığımızın da pandemi kurulunun da gündeminde. Federasyon başkanımızın mesela biz bu cumartesi yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği'nin encümeni olarak tekrar görüşeceğiz. Yani konu hep gündemimizde. Pandemi sürecini yönetme şansımız yok. Biz burada bakanlığımızın aldığı kararlara uyacağız. Yani mutlaka eksik bilgilendirme vesaire olabilir ama bu özel zaman içerisinde de bakanlık dışında insanların karar alıp uygulama şansı da yok. Yani biz hepimiz çok istekliyiz. Yani güreş camiası bu sene ne pahasına olursa olsun güreşleri yapmak istiyor. Ama yani biliyorsunuz sağlık kurulunun vereceği karar burada belirleyici. Sayın Başkanım, şimdi siz Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerini gerçekten şahlandırdınız. Görünen köy kılavuz istemez. Ve bu birliği de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne mazhar olmuş Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın köyünde bunu icra ediyorsunuz. Bu geleneklere çok bağlı bir kişisiniz ve ilk üçe şu an içinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri. Yani bu yapmış olduğunuz yağlı güreşe katkılarınız asla ve katta yadsınamaz. Bunu yürekten söylüyorum. Ama mesela şunu da bir gazeteci ve televizyoncu kimliğimle söylemek istiyorum ki mesela bu toplantıda, yani 5 Haziran'daki İstanbul'da yapılan toplantıda veya daha önce şu yapılabilir miydi veya bunu düşündünüz mü? Bu virüsün, bu pandeminin ne zaman sonlanacağı belli değil. En azından Eylül'e bu güreşi, Kırkpınar güreşini veya diğer Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerini o tarihe atıp o güne göre bekleyelim. Olmazsa Allah kerim deyip biraz da pehlivanlar o güne göre
kendini hazırlasa daha iyi, bu belirsizlik de ortadan kalkmaz mıydı diye aklıma geldi. Bu çok gündeme geldi. Ama inanın 117 tane belediyemiz güreş yapmak için gün belirlemişti. Biz Eylül'e atıp çok az bir güreşle sezonu bitirmek ve çok az bir güreşi yapmaktan ziyade, yani bu Haziran'da sonuçlanır. Haziran'da sonuçlanırsa biz Kırkpınar'la başlarız. İşte Kumluca'yı yaparız ve bütün güreşlerimizi, isteyen güreşlerimizi yaparız. Düşüncesiyle böyle ya bu sene güreşler yapılmayacak veya sadece şu tarihte yapılacak, herkes kendini ona göre ayarlasın deyip orada kaybedilecek günleri nazara almak istedik. Yani bundan dolayı federasyon başkanımız Kırkpınar hamisi olan Edirne Belediye Başkanımız, Kumluca Belediye Başkanımız mesela Nisan'da geçince hemen bir karar açıkladı. Biz dedi Ekim ayında yapacağız güreşlerimizi dedi. Zaman tabii lehimize veya aleyhimize gelişeceğinden dolayı böyle bir açıklama yapmak güreşlerde büyük bir kısmını yok saymak manasında da geleceğinden dolayı şu anda hala önümüzde şeyin vereceği kararı bekliyoruz. Belli olmaz yani bir hafta sonra, iki hafta sonra şu standartlarda yakalanan belediyeler güreşlerini yapabilir dediğinde biz hemen bir araya gelip işbirliği, güç birliği yapıp yapmak isteyen belediyelerimizle medyayı da kullanarak, sizleri de kullanarak güreşlerimizi yapmak istiyoruz. Yani hep bunlar iyi niyetten, zamanın boşa geçmemesi için yaşanılan şeyler. Ama dediğinizde olabilirdi ama onu bugün söyleyebiliyorum. Evet. Peki, Mayıs ayında inşallah bu düzelir. Nisan'ın ortasında düzelir. İşte Haziran'da düzelir. 3 Temmuz'da düzelir dedik. Dün Edirne Belediye Başkanımız açıklamayı yaptı. Peki, biz ne olursa olsun bu güreşleri yapmak istiyoruz. Ama iş artık bizden çıktı. Bu pandemi kurulunda Sağlık Bakanlığı'nda dedi. Daha ötesinde keşke elimizde yönlendirebilecek bilgimiz olsa. Yani ben çok üzülüyorum yani bu güreşleri yapamayışımıza. Pehlivanlarımız hazırlanıyor. Bir tarihi vermek. Yoruma açık bir konu dediğiniz gibi. Sayın Başkanım, hem bu yağlı güreş düzenleyen kentler birliğini kurmanız, belediyelere öncü olmanız, hem Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerini bir marka haline, bir muhteşem, muazzam bir değer haline getirmeniz sizde asla bir kötü niyet söz konusu olamaz. Ben de bir yağlı güreş basın mensubu olarak hiç o konuda bir kötü niyet aramam. Şimdi başkanım, Edirne Belediye Başkanı Sayın Necep Gürkan'ın bu açıklamasını haberiniz var mıydı? Yoksa bu kararı beraber mi aldınız? Çünkü siz 5 Haziran'da beraber hem Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, hem Güreş Federasyonu Başkanı, hem de Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hepiniz bir 3 Temmuz'da nihai kararı vereceğiz diye o toplantıdan ayrıldınız. Bu zaman gelmeden bu şekilde başkanımızın açıklamasını neye bağlıyorsunuz? Şimdi tabii Kırkpınar Belediye Başkanımızın, Edirne Belediye Başkanımızın üstündeki baskı muazzam. Ve her zaman şunu dile getiriyor. Ben tarihe 2020 yılında güreş yapamayan belediye başkanı olarak geçmek istemiyorum. Arkadaşlar, yani bu güreşlerin yapılması için ne gerekiyorsa yapalım. Biz bir araya geldiğimizde işte sizin dediğiniz konu oldu. Biz bir milat verelim. 3 Temmuz milatını verelim. Bu 3 Temmuz milatı herkes için bir milat olsun. Orada bir daha karar verelim ve yani doğru kararlar verelim. Ama tablo istenildiği oranda gitmiyor. Biz şu anda bakanlıkla sürekli görüşüyoruz. Yani biz pehlivanlarımızı karantinaya, kampa alabiliriz, güreşleri yapabiliriz, temaslı sayısını azaltabiliriz, seyircisiz oynatabiliriz, işte bu boy atlamaları yapabiliriz. Bütün alternatifleri kaleme aldık, sunduk. Şu anda yani salgının genel durumuna göre bir karar verilmesini bekliyoruz. Etkisiz ve yetkisiz olduğumuz bir konu. Salgın, sağlık bu.
Yani biz bir şey olmaz deyip ağamız da, Seyfettin Selim ağamız da Edirne Belediye Başkanımızın almış olduğu karar, hepimizin onayladığı, zaten konuştuğu bir karar. Bu yaptığı açıklamada 3 Temmuz'da yapacağımız toplantıya milletin hazırlık yapıp ne olacak demeden önce bir ön alma ve basın açıklaması. Biz kendisini destekliyoruz o konuda. Doğru olanı yapıyoruz. Peki başkanım, buna samimi bir cevap vereceğinize hiç şüphem yok. Ama realist olarak düşünecek olursak, yağlı güreşin unsurlarından işte seyirci de bir büyük bir camia unsurdur. Seyircisiz güreş Kırkpınar haricinde yapılabilir mi? Yani yapılabilme olanağı nedir sizce? Bu konuda belediye başkanı da tabii meclis üyesi toplanıp ya seyircisiz bu güreşler, Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri hakikaten izin verilirse bilim kurulu üyesi bu yapılır mı? Şimdi bu tabii bizim geleneklerimizin bize öğrettiği şeyler var. Yani yağlı güreş geleneklerle kimsenin hamiliği olmadan bu milletin kendi içinden doğan insanların her türlü meşakkate rağmen yapa geldiği ve devam ettirdiği kendi milli sporumuz. Şimdi burada bir şey var. Geleneksel olması, pehlivanlarımızın emeklerinin boşa çıkmaması. Şu anda medya, biz toplantılarımızı yüz yüze olmadan yapamıyorduk. Ama şu anda telekonferans şeklinde her türlü toplantımızı yapıyoruz. İyi bir basın ekibiyle biz bu güreşleri yapmak isteyen belediyelerimizde pehlivanlarımızın katılımıyla yapıp basından, canlı yayında, medyadan duyurabiliriz. Böyle bir düşünce de ağır bir şekilde var. Ama tam seyircisiz değil de yani kaç pehlivan güreşiyorsa pehlivanların sayısı, çarpı, stadın şekilleri biz bu alternatifleri sunduk. Yani seyircili veya seyircisiz yapma iradesini ortaya koyduk. İsteyen belediyelerimiz bu güreşleri seyircisiz ben yaparım diyebilir. İstemeyen demeyebilir. Yani burada tekrar yani güreş yapılabilir onayını aldıktan sonra şekline göre bir güreş seyircili veya seyircisiz ikinci aşama. Burada biz güreşlerimiz yani Elmalı, Kurtdere, Kumluca ve Kırkpınar'ı geleneksel ve boy atlama olduğundan dolayı mutlaka yapmak istiyoruz. Ana irade burada. Sonraki diğer belediye başkanlarımızın da biz bu güreşlerimizi yapmak istiyoruz dediğinde tahkim kurulunun belirlediği fiziksel şartlarda yapabilecek olanlar tabii ki yapmak ister. Sayın Başkanım, haddim olmadan söylüyorum. Çok akıllı, zeki, genç bir belediye başkanısınız. Yani neyin ne olacağını bilirsiniz. Ama bu konuda federasyonla ilgili yağlı güreş camiasından, pehlivanlardan ve pehlivanların hocalarından da biraz hani art niyet demeyeyim ama böyle bir yağlı güreşi üvey bir evlat muamelesi gibi gördüğünü ve bilim kurulunun şimdiye kadar yok muydu? Neden bizi oyalayıp şimdi topu bilim kuruluna attığını veya acaba bunu kendisi söylemiyor da Edirne Belediye Başkanı'na söyletmesi gibi çok ciddi iddialar var. Bunlarla ilgili siz de bu... Yok şimdi orada kamuoyunun yanlış anlamasını toparlayalım. Federasyon, biz güreşi organize ediyoruz. Federasyon evet. Orada pehlivanlar pehlivanların kimler geleceğini her şeyi biz planlıyoruz. Tabii ki de. Yani belediye hamilik yapıyor. Federasyon yenenin ve yenilenin kimler olduğunu, bir güreşin güreş esnasındaki kurallarını ve orada alınan kararların bir sonraki güreşleri etkilemesini yapıyor. Yani mesela Kırkpınar ben karesli güreşlerini yapmayacağım dedikten sonra federasyon başkanı illa yapacaksın deme bir yaptırımı yok. Kesinlikle. Biz güreşi biz yapmak istiyoruz dediğinde federasyon burada bize hakemini gönderir. Altyapısında başka yerlerdeki güreşlerle karışmasın diye bak buralarda da güreş var bilgisini verir. Ama illa ben bu tarihte güreş yapacağım diyorsa belediye başkanı, pehlivanları kendileri anlaşmalarını yaparlar gelirler. Yani federasyonu haksız yere
eleştirmenin bir tarafı yok. Üvey evlat gibi bir durum da yok. Biz her zaman kendimizi has evlat olarak hissediyoruz. Ama başka şekillerde yorumlanıyor. Yani belediye başkanı güreşi organize eder ama güreş anındaki kuralları federasyondan gelen hakemler belirler. Yani onları uygular, yenen yenileni belirler. Belediye başkanı bana göre şu yendi veya oradaki kamuoyu demez onu. Hepimizin görevi birbirinden ayrı. Burada işte dedim ya, bütün paydaşlar üstüne düşen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Yani burada Edirne Belediye Başkanımız, ben güreşleri yapmak istiyorum, elimden geleni yapıyorum. Artık bundan sonraki süreç, biz bu belirsizlik içerisinde tamamen pandemi kuruluna ve bakanlığa bıraktık demesi gayet normal. Bunun federasyon başkanı, yani ben şu güreşleri yapacağım illa demez yani, diyemez. Yok, o konuda hemfikiriz. Zaten tüm maddi ve manevi, hem hakemlerin hem pehlivanların tüm ödül ve yoğunlukların hepsini o belediyeler organize ediyor, yapıyorlar. Sadece federasyon, dediğiniz gibi hakem ve cazgır veya bir pehlivanların hangi boydan güreşeceklerini organize ediyor. Katılıyorum. Zaten işin... Güreş başladıktan sonra onların görevi başlıyor. Güreş başlayınca kadar anlaşmalar, organizasyonu yapmalar, her şey belediye başkanının iradesiyle, yani veya organizasyonu yapan şeyle alakalı. Ya şimdi ben bütün seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Herkes samimi burada. Herkes gönülden organizasyon yapıyor. Yapmak için herkes çırpınıyor. Art niyetli kimse yok. Mutlaka çok daha farklı, şöyle yapılsaydı, böyle yapılsaydı denebilecek şeyler olur. Ama ben bütün belediye başkanlarımızla da görüşüyorum. Herkesin arzusu bir an önce şu pandemi bitsin, normal hayata geçelim, işimizi düzgün yapalım. Burada başkanım, belediye, ben bu güreşi şu an için bilim kurulunu, tabii orası da bir danışma ama etkili bir merci alanı bilim kurulu. Edirne Belediyesi, ben bu güreşi yapmak istiyorum, yaptırmak istiyorum dedi. Burada Genç Spor Bakanlığı'nın, Edirne Valiliği'nde veya Balıkesir Valiliği'nde onayı olmadan bu güreşler yapılabilir mi? Hani kamuoyunu aydınlatmak için değil. Söylüyorum. Buyurun. Mümkün değil. Yani İl Hıfzı Sağ Kurulu genel Türkiye, yani müsabakalarında lokantada yemek nasıl yiyeceğimiz bile tarif edildiği bir süreci yaşıyoruz. Burada güreşler büyük bir organizasyon. Burada Sağlık Bakanlığı'nın bu yapılabilir dedikten sonra İçişleri Bakanlığı'nın güreşler yapılırken ki şöyle yapılır dedikten sonra biz bunu yapabiliriz. Yoksa yerel olarak hiç kimse hiçbir şekilde irade koyup ben yapıyorum diyemez. Sayın Başkanım, siz tabii hem siyasetçisiniz hem de yağlı güreşin çok emek veren bir neferisiniz. Şimdi camiada şunu da çok söyleyen var ve pehlivanların arasında, baş pehlivanlar arasında da konuşmalarında geçiyor. İsim vermeyeyim. Mesela düğünler yapılıyorsa, futbol oynanıyorsa, her şey yavaş yavaş, işte AVM'ler açılmışsa, bu yağlı güreşler neden yapılmıyor? Her şeyde onlara temas yok mu? Buna nasıl bir cevap verebilirsiniz? Hazırlıksız bir soru. Buyurun başkanım. Yok, biz bu soruya hazırlıklıyız. Şöyle izah etmek gerekir bunu. Şu anda her şey deneme süreci. Yarın ne olacağı belli değil. Yani düğünler bir hafta sonra denebilir ki sadece nikah şu şekilde tekrar kıyılır. Restoranlar kapandı, hafta sonu dışarıya çıkmayın denebilir. Şu anda ülke bu işi tamamen nasıl atlatırız, normal, yeni normali nasıl yaşarız deniyor. Eğer olimpiyatlardaki veya diğer güreşlerdeki bu fiziksel mücadele olan sporlarda etkileri gözüküp bunlar olacak. Bizim lobi eksiğimiz yok. Bizim kendimizi ifade edememe eksiğimiz yok. Burada tamamen safha safha, yani her şey aynı anda açılırsa, her yerde de birden patlarsa, ilk kapanan en son açılır. Yani mesela ilk öğrenciler, okullar kapandı ya, evet. En son normalleşmede okullar açılır. En son ne kapandı?
işte berberler kapandı, şunlar kapandı. Yavaş yavaş tekrar yeni normale geçiş yapılıyor. Burada her şeye aynı anda serbest bırakılmıyor, tercihler kullanılıyor. Bunun etkileri gözlemleniyor. Sürekli bilimsel verilerle, ben Sağlık Bakanlığı'nda bu işi bilgisayarda nerede kaç vakayla ilgilenen bakan yardımcımızla görüştüm. Yani şu anda Türkiye çok iyi yönetiliyor. Burada kısmi pandemi sürecinin yönetimi yapıldığını ben gördüm. Milletimiz metaneti yüksek olsun. Zorunda olanlar, ticari tarafı olanlar vesaireler öncelik verilmesi gayet doğal. Biz burada geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yaşatacağımız geleneklerin paydaşlarının hepsinin kendi içinde bir ekonomisi var. Burada onlarla ilgili kaygıları da gözlemliyoruz. Pehlivanlarımız moralini yüksek tutsun, seyircilerimiz yüksek tutsun inşallah. Yani hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Ama siz çok iddialı ve üst boya çıkmak için çok iyi hazırlanmış pehlivanlarımız ve altın kemere aday baş pehlivanlarımız var. Biraz empati kurduğumuz zaman da hani bir Haziran, bir Temmuz deyince herhalde onların da büyük bir hayal kırıklığı ve travma yaşadığını söyleyebiliriz değil mi Sayın Başkanım? Ya şimdi ya benim çocuğum sınava girecek, ayrı şey yaşıyor. İşte evlenecek, nikahı ertele diyorlar, ayrı kriz yaşıyor. Yani her yerde aynı hayal kırıklığı ve şey var. Ama cana gelmesin, biz bunların hepsini telafi ederiz. Sağlık önemli, ülkenin bu pandemi sürecinden bir an önce sağlıklı çıkması önemli. Herkes moralini yüksek tutsun, nasip kader denen bir şey var. Bunları yaşıyoruz ama ben tekrar kamuoyuna duyuruyorum. Burada ne federasyonun, ne pandemi kurulunun, ne de suçlayacak hiç kimse yok. Ülke güçlü bir liderlikle yönetiliyor. Kararlar çok hızlı, güzel alınıyor. Yani şu anda Türkiye bu işi kotarma deniyor. Yani çok iyi kotarıyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Bana fırsat verdiniz. Estağfurullah başkanım. Biz güreş severlerle bizi buluşturdunuz. Başkanım ben de şunu söyleyeyim. Yani çok değerli bir araştırmacı, yazar abimiz var. Geçen sene biz Balıkesir'e sizin ekibinizdeki arkadaşa bilgi verdik ama bir sonuç gelmedi. Buradan da bu yıl 60.sı düzenlenmişti. Seneye yani bu yıl 61.sı olacaktı Kurtlarıyla Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri. Doğrudur değil mi Sayın Başkanım? Doğrudur. Bizde daha eskiye Kurtlarıyla Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin yapıldığına dair belge var. Ben özelden sizi arayıp bu konuyla ilgili detaylı bilgi vermek çok, istiyorum. Çok çok sevinirim. İnşallah bizim için ayrı bir bugünlerde güzel bir haber olur. İnşallah, inşallah. Sayın Başkanım çok teşekkürler. Yağlı Güreş Camiası'na vermiş olduğunuz emekten dolayı. Sağ olun, var olun, katıldınız. Bizi mutlu ettiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Evet, kıymetli güreş severler. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı şekilde Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Sayın Yücel Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Tabii Yağlı Güreş Camiası seyirci olarak da bizler tez canlıyızdır. Yeri geldiği zaman aceleci davranabiliriz. Ama tabii başkanımız kendi fikirlerini söyledi. Ama bizim de yani benim kendi şahsi fikrim bu arada Yunus hazır mı başkanımız? Benim kendi şahsi fikrim 11 Mart'tan 5 Mayıs'a kadar federasyonun bu bilgiyi Yağlı Güreş Camiası'na vermesi lazımdı. Bir diğer konuğumuz var. Sayın Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar, iyi yayınlar. Elmalı Belediye Başkanı Sayın Halil Öztürk, Kanal Verin Atıspor'un konuğu. Sayın Başkanım nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler, sağ olun. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tabii Elmalı deyince tarih, kültür, sanat ve aynı zamanda
Elmalı Yeşil Yayla tarihi güreşler akta geliyor. Ve Kırkpınar'dan daha eski bir organizasyon, boyatlamanın olduğu, 3 gün süren, çetin kıran kırana mücadele yapılan Eylül ayının ilk haftasında yapılır bu güreşler yıllardan beri. Sayın Başkanım, az önce Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz fikirlerini bizlere beyan etti, paylaştı. Bu tabii siz de şu an zannediyorum 3-4-5 miydi başkanım tarih Elmalı güreşleri? Evet, Eylül'ün, evet efendim ilk haftası. Bu süreçte nasıl bir önlem aldınız? Düşünceleriniz nelerdir? Tabii şu an bir COVID-19 vakası aldı başını gidiyor. Tabii ülkemiz elinden gelen her şeyi en güzelini yapıyor. Bu konuda güreşleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Buyurun. İnşallah biz umudumuzu yitirmedik. Biz Eylül'ün ilk haftası güreşlerimizi yapacak gibi hazırlıklarımıza tam gaz devam ediyoruz. Biz ve ekibimiz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tamamlamaya da devam edeceğiz. Rabbimden temennim inşallah o döneme kadar bu süreci atlatıp bu coşkulu Kırkpınar'dan 9 yıl daha olan bu sene 668.sini yapacağımız tarihi Elmalı Yeşil Yayla güreşlerini hep birlikte yapıp yaşamak istiyoruz. Bunun için biz hazırız. İnşallah o döneme kadar da Rabbim bu illetten de bu ülkemizi kurtarır. İnşallah, inşallah. Sayın Başkanım, şimdi hani çok sevdiğim bir söz var. Eğerle meğer evlenmiş, keşke dünyaya gelmiş diye. Şunu bağlamak istiyorum. Eğer ki güreşler seyircisiz yapılacak diye, Elmalı güreşleri, tarihi güreşler, seyircisiz ancak yapılabilir denilirse, buna hiç düşündünüz mü? Buna bir cevap verebilir misiniz? Çünkü tabii, çok tabii, önemli. Onu da düşündük. Biz ara vermek istemiyoruz. Bu tarihi 668'sini yapacağımız tarihi Yeşil Yayla güreşlerini eğer bu süreç tamamlanmazsa, bu süreç geçmezse biz seyircisiz olarak da yapmak istiyoruz. Ara vermeden bu güreşlerimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu çok samimi ve önemliydi. Çünkü yağlı güreşte organizasyon olarak ve Elmalı güreşlerinin tertip komite başkanı olarak da sizlersiniz. Ve maddi, manevi yükünü, hamilini de yapan sizsiniz. Evet. Buna rağmen bunu söylemenizi ben çok önemsiyorum. Demek ki tabii. Biz güreşi topu taca atmıyorsunuz. Güreşi seviyoruz, destekliyorum. Ve eğer ki o dönemde seyircisiz yapılmak gerekiyorsa bütün zorluklara, bütün imkansızlıklara ve bütün maddi anlamda sıkıntılara rağmen yani biz bu anlamda güreş seyircisinden bilet parası alamayacağız, panayırlar yapamayacağız, etkinlikler yapamayacağız. Ama buradan söz veriyorum tüm Türkiye'ye. Biz eğer seyircisiz yapılmasını istiyorsa bakanlığımız, federasyonumuz biz bu işi seyircisiz de yapacağız bu sene. Çok güzel. Bu konuda sizi tebrik ediyorum başkanım. Sizin bir öngörünüz nedir? Hani Antalya sonuçta yağlı güreşin başkenti. Siz de o havayı kokluyorsunuzdur. Şu anki yağlı güreş açısından gidişat Eylül'de Elmalı güreşlerinin yapılabileceğini veya bu yıl güreşlerin yapılabileceğini öngörünüz veya tahmininiz nedir başkanım? Bir şekilde yapılacağına inanıyorum ama seyircili ama seyircisiz. Tek korkumuz şu ki inşallah onu yapmayız. Sadece sosyal mesafeye uygun seyirci alabilirsiniz olmaz. Onun dışında biz her türlü hazırlığımızı yaptık, her türlü fedakarlıkla bu güreşleri yapacağız. Onu da şundan diyorum, o defakar seyircilerimizi sosyal medyaya uygun olarak alın derlerse işte birini alırız. Çok üzeriz, açıkta kalanlar çok üzülür. Biz ya seyircisiz olsun yapalım ya da inşallah o döneme kadar bu süreç gider. Tam bütün seyircimizle bütünleşerek, kucaklaşarak bu güreşleri yapalım. İnşallah, inşallah. İnşallah. Sayın Başkanım, biz sizden duymak istediğimiz güzel cümleleri duyduk. Antalya'nın tek televizyonu Kanal V'ye, Yağlı Güreş Camiası'na, dünyanın dört bir yanından, Türkiye'nin her yerinden bizleri izleyen seyircilere tarihi Elmalı Yeşil Yayla Güreşleri'nin hem tertip komite başkanı hem de Elmalı Belediye Başkanı olarak neler söylemek istersiniz? Tüm seyircilerimizi inşallah Eylül'ün ilk haftası Elmalı'ya bekliyoruz. Bu
bu süreç inşallah bitecek. Eğer bitmezlerse de bu süreçte televizyon ekranlarından biz bu güreşleri yapacağız. Biz yağlı güreşe her zaman her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yağlı güreş bizim her şeyimiz. Antalya olmazsa yağlı güreş olmaz. Elmalı olmazsa yağlı güreş olmaz. İnşallah bu coşkuyu hep birlikte yine yaşayacağız. İnşallah. Çok teşekkürler Sayın Başkanım katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Çok İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, kıymetli güreş severler. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın konuk ettikten sonra Elmalı Belediye Başkanı Sayın Halil Öztürk Başkanımız da fikirlerini aldık. Kendisi seyircisiz de olsa tarihi Elmalı yağlı güreşlerinin yapılacağını söyledi. Bu konuda ses tonundan o samimiyetine de inanıyoruz. Şimdi Yunus'um diğer konuğumuz hazırsa eğer, sevgili seyirciler, söylediğim gibi 11 Mart'tan 5 Mayıs'a kadar bu süreç Türkiye Güreş Federasyonu olarak şahsi fikrim kötü yönetildiğini düşünüyorum. Belediye başkanları güreşe olan ilgisi, sevdası var. Olmayan da var. Ama biz burada yağlı güreşe hizmet veren, destek veren belediye başkanlarımıza her zaman destek olmalıyız. Çünkü bu yağlı güreşlerin yapılması ancak belediyelerin organizesiyle ancak oluyor. Yani bir güreşte 600, 700, 800 milyar eski parayla güreşler yapılıyor. Yeri geliyor 1 trilyon, 1,5 trilyon. Bunları bir derneğin, bir muhtarın karşılamasına imkan yok. Onun için seçilmiş belediye başkanlarını konuşurken, fikirlerini alırken de kırmadan özellikle yağlı güreşe gönül vermiş ve yağlı güreş yaptıran belediye başkanlarını daha da çok önemsiyoruz. Lakin 11 yani Kasım'ın ortasından bu zamana kadar pehlivanlarımız antrenman yapıyor, mücadele veriyor. Telefonla da bağlayabilir nasıl istersen. Ve bu süreçte 11 Mart'tan 5 Mayıs'a kadar hala bir cevap vermemesi, iletişim kurulmaması, haber vermemesi pehlivanlarımıza büyük bir sıkıntı oluşturdu sevgili seyirciler. Bunu baş pehlivanlarla ve pehlivanlarla devamlı görüşen, konuşan, iletişim kuran bir kişi olarak söylüyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? 65 yaş üstü vatandaşlarımıza her türlü eşofman veya tişört dağıtılıyor ve o süreçte hala yağlı güreşlerin akıbeti belirlenmiyor. Yani bu da pehlivanlarımızda, baş pehlivanlarımızda büyük bir travma oluşturdu. Zayıf, hafızalı bir toplumuz bazen. Onun için bu süreci unutmamak gerekiyor. 24 Mart'ta olimpiyatlar hemen iptal edildi veya ertelenebilirdi. O ayrı konu. Ama profesyonel baş pehlivanlar veya diğer pehlivanlar ağır bir antrenman sürecinden geçerken bu COVID-19 sonrası acaba bir federasyonun her gün sayfasına baktı. Federasyon başkanının ağzından çıkacak bir cümle o etapta çok önemliydi. Ta ki 5 Mayıs'a kadar. 5 Mayıs'ta da dedi ki Türkiye Güreş Federasyonu'nun resmi sayfasında 6 Haziran'da veya 5 Haziran'da kesin sonuca varılacak denildi. O kelime, cümle orada hala duruyor. Zaten orayı aldım, fotoğrafını çektim. Buna rağmen 5 Haziran'da da o 4 kişinin toplandığı Elmalı
düzeltiyorum, Edirne Belediye Başkanımız ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kırkpınar Ağası ve Türkiye Güreş Federasyonu'nun ortaklaşa İstanbul'da büyük bir otelde büyük bir beklenti içerisinde yapıldığı bir toplantıda çok büyük bir talihsiz veya tatmin etmeyen bir açıklamalarla 3 Temmuz'a atılması ve 3 Temmuz'da da öncesinde de Edirne Belediye Başkanımızın açıklama yapması pehlivanlarda daha da büyük bir soru işareti oluşturdu. Benim kendi şahsi fikrim, bu bilim kurulu üyeleri danışma meclisi daha önce de var. O zaman neden şimdi bilim kurulu üyesi bırakılıyor? Veya neden Mayıs'ta bırakılmadı veya o zaman denilmedi? Bunlar kafada çok büyük bir soru işareti diye düşünüyorum. Evet, hazır mı konuğumuz? Sevgili seyirciler, Antalya Elmalılı kendisi, baş pehlivan Orhan Okulu'nun ustası, 2004 yılından itibaren abi kardeş gibi usta çırak ilişkisi devam ediyor. Örnek bir usta, kendisi beden eğitim ve spor öğretmenliğinden mezun olmuş, yağlı güreşin içinden gelmiş alt boylardan itibaren. Nakış gibi güreşi okuyabilen bir usta, hoca, Sayın Kemal Yılmaz internet bağlantısıyla hattımızda. Kemal Hocam, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar Ramazan kardeşim. Çok teşekkürler, sağ olun. Hem Elmalı Belediye Başkanı'yla görüştük, hem de evet. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'yla görüştük. Neler söylemek istersiniz? Siz de programı izlemişsinizdir. Size bırakıyorum. Ya, izledim tabii ki. Yani iki gündür konuşulan bir konu var. Hani bu bilim kurulu bu işe karar verecekti. Tabii ki onlar da haklı olarak o konuyla alakalı görüşlerini bildirdiler. Yani canlı yayında da hem Elmalı Belediye Başkanımız hem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yüce Yılmaz. Yani güreşi yapma taraftarı olduklarını ama bilim kurulundan onay geldikten sonra bütün tedbirleri alarak güreşlerin yapılacağı konusunda konuştular. İşte inşallah biz de bunları umut ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla birkaç gün içinde bilim kurulunun kararı çıktıktan sonra biz de bu belirsizlikten kurtulmuş olacağız. Kemal Hocam, tabii amacımız üzülmemek, bağcıya dövmek değil. Ama yapıcı olmak gerekir. Ama şu biraz iletişim sorunu olmadı mı? Yani Nisan'da güreşler başladı. Bu vaka 11 Mart'ta başladı ve 5 Mayıs'a kadar federasyonun bir hala açıklama yapmaması ve 5 Mayıs'ta da 6 Haziran'da büyük bir zirve yapılacak denilip sonra 3 Temmuz'a atılması ve 3 Temmuz'dan önce de Edirne Belediye Başkanımızın açıklama yapması pehlivanlarda ve baş pehlivanlarda da ve alt boylarda güreşenlerde de büyük bir travma oluşturmuyor mu? Ya tabii ki zor bir çocuklar da zor bir süreçten geçiyor. Biz de yani güreş seyircisi de öyle. Yani insanların bir beklentisi var. Bir tarih beklentisi var en azından ya da olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkması gerekiyor. Bunun da tabii ki yani işin ciddiyeti aslında bu Haziran ayında yapılan toplantı zamanında biraz düşmüştü bu vaka sayısı. O zamanlar daha biraz ılımlıydı federasyonumuz ve diğer yetkililer. Ama tabii ki 3 Temmuz'a o aradaki 3-5 gün öncesine kadar 3-5 gün öncesinde bu vaka sayısı tekrar artmaya 1300-1500'lere bulmaya başlayınca tabii ki sorumluluk alamadılar. Bunu da bilim kuruluna havale ettiler. İnşallah yani tabii ki daha önce de yapılabilirdi bu. Evet. Daha önce de yapılabilirdi ama dediğiniz gibi artık yani son bir hafta gibi federasyon başkanımızı da dinledik az önce başka bir kanalda. O da dedi yani bir hafta 10 güne inşallah olumlu ya da olumsuz oradan karar çıkacak. Biz de tarihimizi belirleyeceğiz dedi. Ya tabii ki yani daha erken de yapılabilirdi ama biz yani bu sene en azından Kırkpınar'ın ve diğer 2-3 tane güreşin ya da bilmiyorum artık yani zaman ne kadar müsaade ederse ya da bilim kurulu ne kadar müsaade ederse yapılmasını istiyoruz. İnşallah yani artık biz çocukları da çok zor konsantre ediyoruz. Yani
mental olarak da biraz sıkıntıya girmeye başladık. Dün Ali Gürbüz vardı bizim o kamp yerimizde. Daha sonra işte Hikmet Hoca vardı. Biraz istişare ettik. Şaban Yılmaz, Hasan Cengiz, işte Tanju Gemici, Salih Erinç, Özkan Yılmaz, orada bir toplantı yaptık. Hani ne yapalım? Onlar da bir zor bir süreçten geçiyorlar. Yani yani antrenmanı bırakacağız mı ya da bir rolantiyi alıp seneye mi çalışacağız? Bu sene form düzenimizi ayarlayıp işte Eylül, Ağustos, Eylül, Ekim ne zaman yapılacaksa ona göre bir program yapmak istiyoruz biz de. İnşallah dediğim gibi biz 3 Temmuz'da bekledik. İnşallah bir hafta 10 gün içerisinde bilim kurulundan çıkacak olan kararı da bekleyeceğiz. Şimdi hakikaten yani beklemek çok büyük, zor bir eziyet olsa gerek. Siz güreşle yatıp güreşle kalkan bir kişisiniz. Bir ekibiniz var. Profesyonel bir hocasınız, çalıştırıcısınız. Sadece tabii Orhan Okulu'yu çalıştırmıyorsunuz. Başbirevanlar, diğer arkadaşlar var. Başaltı, büyük orta, alt boylara kadar çok profesyonel bir ekipsiniz. Yani gönlünüzden geçen nedir? Tabii kadere boyun eğmek gerekiyor. Ya, tabii Allah'ın ki, dediği olur ama ne istersiniz? Öyle. Hani ya şu federasyon veya şu Edirne Belediyesi örnek veriyorum. Eylül'ün sonuna atsın veya Ekim'in başına mı atsın? Hava durumunun şartlarına bağlı olarak biz de ya herre ya merre o saate olursa olur, olmazsa Allah kerim mi? Gönlünüzden geçen nedir? Yani isyan edecek ya, değiliz, asi olacak değiliz. Buyurun. Ya tabii ki öncelikle sağlık yani. Önce tabii ki Türkiye'nin, dünyanın bu zor süreçten geçiyor. Öncelikle sağlık. Ama sonuçta insanlar da hayatını idame ettirmek zorunda bir şekilde. Ama dediğimiz gibi yani hava muhalefetinin de tabii ki Ekim'den sonraki işte Elmalı'daki ya da işte Kırkpınar'daki hava muhalefeti nasıl olacak onu da bilemiyoruz. Onun için yani karar çıktıktan sonra bir karantina, 14 günlük bir az önce bir direktör hocamızı dinledik. Yani 14 günlük bir karantina, işte Olimpiyat Köyü gibi ya da işte birkaç tane otelin kapatılarak Kırkpınar'da bu güreşçi kardeşlerimizin ya da antrenörlerin ya da hakemlerin hepsinin bir karantina sürecinden sonra yapılması gerekir. Ve bunda tabii ki çok uzatılmaması gerekiyor. Yani bu sonuçta bilim kurulu onay verdiği takdirde bütün tedbirler alındığı sürece bunun Eylül'ü ya da Ekim'i de beklemenin bir anlamı yok. Yani sonuç ne zaman, sonuç önümüzdeki hafta çıkarsa Ağustos'un son haftası olur. Eylül'ün ilk haftası Kırkpınar'ın gerçekleştirilmesi lazım. Sonuçta hocamız, az önce hocamız da söyledi. Yani bu sonuçta insandan insana geçen bir virüs. Yani bu karantina sürecinde ya da bu testler yapıldıktan sonra negatif çıkan güreşçilerimizden birbirine geçme şansı diye böyle bir şey söz konusu değil. Onun için de karantina sürecinden sonra negatif çıkan sporcularımızın sahaya çıkıp güreştirilmesi, yani bu çok da hani ileri bir tarihe atılması da gereksiz bence. Çünkü sonuçta kimsede bir virüs belirtisi yoksa ya da virüs pozitif çıkmadıysa hastalanma riski diye bir şey yok zaten. Az önce profesör hocamız da söyledi bunu bir kanalda bağlanan güreşle alakalı, Kırkpınar'la ve diğer güreşlerle alakalı. Yani sürecin de çok uzamaması gerekiyor bana göre. Yani bilim kurulundan karar geldikten sonra en kısa zamanda federasyonumuz, belediye başkanlarımız, güreş ağımız hazırlıklarını yapıp tarihi belirlemelidir. Yani böyle bir ay sonra, bir ay sonradan ziyade kesinleştirip o tarihte yapılacaksa yapılacak, yapılmayacaksa da en azından aynen, bu sezonu kafada bitirip 2021'e aynen, alışmak daha doğru diyorsunuz değil mi hocam? Ya tabii ki ona göre biz yani antrenman programımızı hazırlayacağız. Bugün siz geldiğinizde de gördünüz mesela kamp yerimizi ziyaret ettiğinizde. Ankara'dan, Samsun'dan başpehlivanlarımız var. İşte biz kendimiz Kumluca'dan geldik. İşte İzmit'ten Tanju Gemici, işte Şaban Yılmaz, Salih Erinç. Yani bunlar tabii ki buraya bu süreci belirsiz bir şekilde geldiler. Ama belirlendiği sürece de burada kalacaklar ve Kırkpınar oluncaya kadar da beraber burada antrenman yapacağız. Ama bunun belirsiz bir süreç olduğunda 1-2 ay bu insanların burada kalma şansı tabii ki yok. Ya da bu sonuçta herkesin kendi bir ailesi var, bir yaşam tarzı var. Yani Kırkpınar olmayacaksa burada durmasının bir anlamı yok. Onun için de bilim kurulundan hemen sonra tarihin belirlenmesi gerekiyor eğer olacaksa. Olmayacaksa da zaten 2021 çalışmalarına tekrar ağırdan başlayacağız. Hocam... Uyku hariç güreşle beyin jimnastiği yapan bir hocasınız. Evet. İstişare eden bir kişisiniz. Çok bazen mesela söylenti var. Sadece başpehlivanlar güreşsin veya ilk 32 veya ilk 64 güreşsin diye bu pandemi sürecinde. Buna katılıyor musunuz? Bu konuda fikriniz ya, nedir? Ya tabii ki sadece başpehlivanların güreşmesi de çok da hoş değil yani. Burada başaltıcılar, büyük ortacılar, küçük orta, küçük boy, küçük orta, büyük boy, diğer boylar
tabii ki her boyu, her çocuğu, her sporcunun bir hedefi var. Ama bunun aza indirilmesi gerekiyorsa tabii ki bunlar konuşulur. Yani onay çıktıktan sonra bana göre mesela küçük ortadan itibaren 5 boyun güreştirilmesi gerekir. Tabii ki gönül ister ki 11 boyun, 14 boyun hepsi güreşsin. Yani kurallar dahilinde şeyler olanak sağlanabilirse hepsi güreşsin isteriz biz tabii ki. Sonuçta az önce dediğim gibi bu insandan insana bulaşan bir hastalık olduğu için virüs yoksa yani testten sonra herkes pozitif çıktıysa aynı sahanın içinde herkes durabilir yani. Bunda o zaman sosyal mesafeye de gerek yok. Yani bu sonuçta güreş yakın temas spor olmasının negatif olduktan sonra bir anlamı yok. Yani bu futbol için de aynısı. Sonuçta havada asılı kalan bir virüs. Yani hocalarımızdan duyduğumuz kadarıyla illa temas yoluyla bulaşacak diye bir şey yok. Havada 43 saat gibi uzun bir süre asılı kalan bir virüs bu. Dediğim gibi negatif olduktan sonra herkesle güreştirebilirsin. Tabii ki bu federasyonumuzun, Edirne Belediyesi'nin ve bakanlığımızın imkanları dahilinde. Yani geçen sene yaklaşık 2500 sporcu katıldı. İşte bununla beraber hakemdir, basındır, cazgırıdır, müzisyenleridir. Tabii ki biraz maliyetli olacak. Bunu artık onu federasyonumuz ve Edirne Belediye Başkanımız tayin edecektir. Tabii bu 14 günlük karantina sürecini ben hep ilk baştan beri söyledim olması gereken. Evet. Bilim Kurulu üyesi Adana Çukurova Üniversitesi'nde hoca Yeşim Taşova da aynısını söyledi. Yani bu sporcular, hakemler ve cazgırlar bir yurt gibi yerde konaklayıp 14 gün ve tekrar testten geçip onların hiçbir yerle temas etmeden o güreşlerin yapılması gerekir. Tabii bu bir cümleyle oluyor ama bunu yapabilmek de bayağı bir sabır. Ramazan Hocam, evet. Şimdi az önce dedim ya başka bir kanalda Federasyon Başkanımız Sayın Musa Aydın da vardı. Sayın Musa Aydın da vardı. O da dedi ki yani bunun sonuçta onay çıktığı takdirde bunun yapılabileceğine inanıyoruz. Biz hani bunu bilim kurulunda artık nasıl diyeyim yani bu 14 günlük İnşallah. Karantina sürecinde olay çıkarsa eğer, onay çıktığı takdirde federasyon başkanının açıklaması da yani bundan sonraki işte atıyorum bir olimpiyat köyü gibi yani ya da bir işte dediğiniz gibi belli bir otel ya da belli bir KYK yurdu gibi bütün sporcuları orada muhafaza edip 14 gün karantina sürecinden sonra güreştirebiliriz dedi. Yani bu çok zor bir şey değil ama bilim kurulunun onay vermesi gerekir diye bir açıklama yaptı Sayın Başkanımız. Ama şu da önemli, bu bilim kurulu üyesinin yani bilim kurulunun kararını vereceği keşke baştan söylenilseydi. İnsanlar daha böyle 5 Haziran gibi 3 Temmuz gibi büyük bir beklenti içerisinde belki olmazdı diyebilir miyiz Kemal Hocam? Ya tabii ki yani geçmişe dönüp tabii ki biraz daha iyi yönetilebilirdi. Bunu hani bu kadar uzun süreceğini kendi adıma konuşuyorum. Ben de beklemiyordum. Hani çocuklara bile diyordum yani inşallah diyordum işte Temmuz ayı itibariyle güreşlerimiz başlar. Ama bu virüs yani keşke olmasaydı. Uzun sürdü ve daha da uzun süreceğe de benziyor. Yani inşallah ülkemiz, bütün Müslüman alemi ve dünya bu işten kurtulur. Yani artık geriye dönmeyeceğiz. Biz önümüzdeki sürece bakacağız. Yani açıklamamız yapılınca yani bilim kuruluna verildi. Yani sonuçta işte İstanbul Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Sayın Başkanımızın söylediği Bursa'dan bir tane hastanenin raporları şu anda önümüzdeki günlerde bilim kuruluna, Sağlık Bakanlığı'na verilecek. İşte 5-10 gün içerisinde de onlardan sonuç geleceğine inanıyoruz biz. Olumlu ya da olumsuz. Artık İnşallah. Önümüzdeki sürece bakıp şu belirsizlikten kurtulmak istiyoruz. İnşallah. Ben de bilim kurulu üyesiyle görüştüm. Az önce program öncesi Ateş Karay'la. Hala evet. Karar verilmediğini hemen sizlerle paylaşacağını söyledi. Biz de bekliyoruz. Evet. Şimdi Kemal yani Hocam, buyurun. Dinliyorum. Yani bu görünen bir süreç var. Şimdi baş pelevanlarla durumu iyi olanlar var, iyi olmayanlar var. Veya alt boylar da önemli. Bu yağlı güreş camiasında tabii ki de ticaretten tutun da herkes esnaflardan tutun da herkes büyük bir darbe yedi. Hem ekonomik hem de manevi anlamda. Sosyal evet. hayatın kısıtlanıyor. Yağlı güreş camiasında sizce hangi unsurlar çok büyük bir darbe aldı daha fazla? İşte baş ve alt boyları buyurun. Tabii öncelikle yani pehlivanlar çok büyük darbe aldı bu konuda. Yani maddi olarak düşünürsek ya mental olarak da çok büyük sıkıntıya girdi. Bu en çok baş pehlivanlarda tabii ki ama alt boydaki kardeşlerimiz mesela bizde Enes Doğan var büyük ortada. Seçkin Duman küçük orta büyük boyda. Bunların hedefleri vardı tabii ki alt boylardan bahsediyorum. İşte baş altında Hasan Güzeller, Şahin Bilici,
Davut Cansever. Yani bunların tabii ki aslında düşündüğün zaman bunlar daha çok şey kaybediyor. Yıl kaybetmiş oluyor. Başpehlivanlar, hele de genç olan başpehlivanlar önümüzdeki sene tekrar başpehlivan olarak sahaya çıkacaklar. Ama bu çocuklar tekrar yani küçük orta, işte seçkin için konuşuyorum, atıyorum. Küçük orta büyük boydan tekrar başlayacak. Boy atlamalar olmuş olsaydı belki bu sene başaltıcı olabilirdi. Ya da Enes başaltıcı olabilirdi ya da başa çıkabilirdi. Ya tabii ki sadece başpehlivanlar değil, herkes aynı şekilde etkilendi bundan. Yani maddi olarak düşünmeyelim, bu çocukların gelecekleri de vardı. Var yani, hepsinin, sadece bizim ekiptekileri değil tabii. Her gruptaki, alt boydaki sporcuların bu şekilde sıkıntılar çektiler. Tabii işte 3 tane başpehlivan ya da 3-5 tane bunun en favorileri işte Antalya'da Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, işte Tanju Gemici, Fatih Atlı, Yeşil Yeşil. Yani bunlar tabii ki hedefe giden sporcular. Bunlar da çok şey kaybediyor. Sonuçta bir yıl kaybediyorsun ve yaş bir yıl ileriye gidiyor. Yani hepsi zor durumda aslında. Maddi olarak da zor durumda, sıkıntıya girdiler. Öbür türlü mental olarak da sıkıntıdalar. Yani başpehlivanlar mesela çoğunun, tabii ki hepsinin değil ama çoğunun bir kulübü var. Belirli bir gelirleri var. Belirli bir yere kadar geldiler maddi olarak. Bu alt boylarda başaltıcılar, büyük ortacılar ve küçük ortacı çocuklar da bu işten tabii ki kendi çapında etkilendi. Kemal Hocam, çok teşekkürler katıldığınız için. Son ben olarak, teşekkür ediyorum. Hem yağlı güreş camiasına önemli bir kişisiniz camiada. Herkes sizi tanıyor. Örnek bir ustasınız. Emek verdiniz çıraklarınıza. Hiçbir hakikaten başarı tesadüf değil. Bu konuda bizleri izleyen, başta Antalya seyircisi olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gurbetçiler var dünyada. Neler söylemek istersiniz? Ya tabii ki ben az önce de söylediğim gibi, yani biz şu anda bir kamp sürecindeyiz 10 gündür. Yaklaşık 16 tane sporcumuz var. Bunların 6 tanesi başpehlivan. Şimdi bunları hazırladık. 3 Temmuz diye düşündük. Tabii ki o karar pandemi kuruluna gitti. Bilim kurulunun kararı bekleniyor. Çocukları tekrar konsantre etmen gerekiyor. İşte 10 gün daha mesela oradan sonuç çıkacak. Tabii bunu buradan Okan Aksoy'la beraber biz bunu organize ediyoruz. Yani ikimiz beraber antrenörlük yapıyoruz bu ekipte. Ya çocukları hazırlamaya çalışıyoruz. İşte onları ikna etmeye çalışıyoruz. Tekrar baştan bir 10 gün daha kampı uzatıp sonuç çıktıktan sonra tekrar antrenman programı yaparak tekrar düzenimizi kurmaya çalışıyoruz. Ya buradan tabii ki öncelikle sabretmeliyiz. Yani öncelikle bu virüsten insanlık olarak kurtulmalıyız. Ama hayatımızı da bir şekilde idame ettirmek zorundayız. Yani çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Önce sağlık tedbirler alındığı takdirde İnşallah bu, tabii ki yağlı güreş seyircisi azalacak, bir seyircimiz yok bizim. Yani en az futbol kadar seyircimiz var bizim. Onlar da özlemle bekliyorlar, bizlere soruyorlar. İnşallah biraz daha sabrettiğimiz takdirde bu bilim kurulundan olumlu karar çıkarak inşallah Eylül ayı gibi Kırkpınar'ın yapılacağına umut ediyorum. İnşallah hakkımız hayırlısı olsun diyorum Kemal Hocam. Tüm başpehlivanlarımıza, hocalarımıza, genç kardeşlerimize selam, hürmetlerimizi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Buradan herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, başpehlivan Orhan Okulu'nun ustası, hocası Kemal Yılmaz düşüncelerini ve duygularını aktardı. Programın sonuna geldik. Tabii şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir özgür, bağımsız bir Kanal V'nin, Atasporu'nun sunucusu Ramazan Toksöz olarak bu süreçte yağlı güreş başpehlivanlarımız ve pehlivanlarımız iletişim olarak çok geç haber verildi. Bu süreci Türkiye Güreş Federasyonu tam anlamıyla, başarıyla hakikaten yönetemedi. Yapacağı iş baştan, bu pandemi süreci başladığında bilim kurulu üyesine topu attık. O ne derse, devletimiz ne derse bunu bekleyeceğiz deyip veya Eylül ayına atıp Allah kerim demek daha doğruydu. Ama 5 Mayıs, 5 Haziran, 3 Temmuz gibi bu şekilde federasyonun organize olamayışı camiada büyük bir hayal kırıklığı uğrattı. Camianın da bu konuda teneffüsünü soluduğum için bu fikir ne yazık ki çok fazla. Bu eleştirimizi yaptıktan sonra da elimizden geldiğince bugün
belediye başkanlarını ve usta hocamızı konuk aldık. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuyla bir araya gelmek dileğiyle. İyi akşamlar, kalın sağlıcakla, hoşça kalın. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Sahi ya, ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı ulan beni buraya?